Sen şuraya sor. Orası ne diyor? Bundan 10 yıl önce sen de benim için böyle sokaktan geçen adamın biriydin. Ama şimdi istesen canımı veririm ben senin için. Çünkü insan kanıyla değil, canıyla sever. Sen onu abi bildin, o da seni kardeşi bildi. Bu kadar basit. Bak bilmiyorsun, o sana söyleyemiyor. İtiraf edemiyor ama ben biliyorum. O seninle gurur duyuyor. Ve senin abin olduğu için kendiyle de gurur duyuyor bu adam. Alma bunu elinden. Onun abiliğini öldürme. Yapma. Bak nefes alır. Yaşamaya devam eder. Ama buna yaşamak denir mi onu bilmem. Gel. Sayın savcım. Namık Emirhan ve Ferhat Aslan ifade için geldiler. Siz çağırmışsınız. Namık Emirhan yalnız gelsin. Bu aralar pek sık karşılaşıyoruz sayın savcım. Ama öğrendim. Karşınızda saygıda kusur etmeden ayakta duracağım. El öpme mecburiyeti de yoktur değil mi? Sen nasıl aşağılık bir adamsın? Saldırıya uğradığım için çağrıldım sanıyorum. Yanılıyor muyum? Bak şimdi küçük dağları ben yaratım pozlarını. Sorma cevap ver. Soru sormadınız sayın savcı. Hakaret ettiniz. Hakaret etmedim. Durum tespiti yaptım. Pekala. Makamınıza saygım sonsuz. Sen bunu anneme, bana, Gülsüm'e, en çok da Ferhat'a nasıl yaparsın? Soruların dava ile ilgisini anlayamadım. Asıl dava bu. Gerçek dava bu. Ve bu dava sonuçlanacak. Ne yapacaksın peki? Ferhat'a mı söyleyeceksin? Dışarıda. İstersen çağır. Ne olacağını hep birlikte görelim. Hı? Ne diyorsunuz sayın savcım? Beni suçlamak ne kadar kolay değil mi? Ama insanoğlu işte. Pek binankar. Yapılan iyilikleri hemencecik unutuverir. Paranı son kuruşuna kadar geri aldın. Doğru aldım. Ama unutma. Özgür'ü kurtaran sen değil benim paramdı. Miktar olarak bana borçlu değilsin belki ama... manevi olarak çok borçlusun. Bırak şimdi borcu harcı. Bunu nasıl yaparsın onu söyle. Saldırıyla ilgili başka bir sorunuz yoksa izninizi isterim. Malum, işlerin peşinde koşmak lazım. Para kazanmak lazım. Her an sevdiklerimden birinin ihtiyacı olabiliyor. Çık dışarı. Sen saldırıyla ilgili soracak sorun yok. Eğer Ferhat'ta söylemeye niyetliysen... sakıncası yoksa kalmak isterim. Çık dışarı. Yoksa attırayım seni. İyi günler. Uzun kaldın. Sohbet ettik biraz. Saldırıyla ilgili bir şey söyledin mi? Yok. Bir şey söylemedim. İyi. Bekleyecek misin sen beni? İşler var. Akşam evde görüşürüz. Efendim Mabidin. Abi bir saate ararım dedin. Ses çıkmayınca ben de bir arayayım dedim. İyi, Yiğit saldırıyla ilgili bilgi almak istiyor. Bizi çağırdı. Sen de gel. Abi bir mevzu mu var? Ya var bir şey de. Sen bir koku mu aldın? Yok oğlum bir sıkıntı. Tamam hadi gel. Yiğit ne var? Sen bir şeyler biliyorsun ha?
Buraya bir şey öğrenmeye değil, bir şeyler söylemeye çağırmış gibisin sen. Bu saldıranlar, onları gördün mü? Yakinen. Peki nasıl, daha önce gördüğün, hatırladığın tipler miydi? İt yok oğlum. Hangi birini tanıyayım ben? Etrafı çakalladım. Hı. Bak. Alo. Alo. Yiğit. Yok, merak ettim de öyle, ne yapıyorsun diye. Tamam, işim var Suna. Selam söyle. Ferhat burada yanımda, selam söylüyor. Ne oldu? Ferhat oradaymış. Söylemez değil mi? Kalk yürü gidelim. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Özgür davasında bir haber var mı? Şş, alo. Sana diyorum oğlum, Özgür davasında bir haber var mı diyorum. Bak, bu iş benim midemi bulandırmaya başladı ha. O iki herifin halledeceği iş değil onlar. Duyuyor musun lan sen beni? Abi bak. Abi mi dedin lan sen bana? Abi mi dedin? Dedim abi. Abi. Söyle kardeşim. Emret. Koçum benim. Aslan yiğidim. Aslan kardeşim benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.